Peki hocam, çok önemli konulardan bir tanesi. Yani stres. Yani stresin kalp sağlığındaki etkisi nedir? Yani stres... Biz işte şu yani bütün hastalıkların başı biraz zor bir süreçten geçtik. Evet, yani evet. Hala da geçiyoruz. Yani maalesef de stres. Yani popüler sayarken belki stresi kapmadık ama stres de önemli bir problem. Yani stresten dolayı birincisi tansiyonumuz yükselebiliyor. Evet. Bir uyku düzenimiz bozulabiliyor. Vücut devamlı adrenalin salgıladığı için kalbimiz çok hızlı atıyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemimiz son derece olumsuz etkileniyor. Yani bunların hepsini böyle saydığımız zaman, topladığımız zaman tabii ki hem şeker hastalığı varsa şeker miktarları artıyor. Evet. Özellikle şeker konusunda ve tansiyon konusunda ciddi olumsuz etkileri var stresin. Onun için bir kere stresi de baş etmeyi öğrenmek lazım. Yani günümüzde hani öyle kolay bir şey değil. Evet. Ama işte insan onu da öğreniyor zaman içerisinde. Bence öğrenmek lazım. Yani ya da böyle bir şeye kızdığınız zaman, sinirlendiğiniz zaman hani onu uzatmamak lazım. Kısa tutmak lazım. Yani 5 dakika, 10 dakika, hadi yarım saat en fazla, hadi diyelim ki o şeyi atlatma işi. Onu, yani bunu baş etmek insanlar zaman içerisinde, gençken belki biraz daha zor oluyor ama biraz belki belli yaştan sonra ondan baş etmek biraz daha kolay olabilir. Çünkü bunu öğreniyorsunuz zaman içerisinde. Gerektiği zaman destek almakta fayda var. Gerektiği zaman ilaç desteği de almakta gerekte var. Özellikle uyku düzeni çok bozulmuş ise, geceleri uyuyamıyor ise ve devam bir sinir stres hali var ise bu son derece ciddi bir problem. Yani her yönden. Tansiyonunu, kalp hastalığını, şekeri, kanseri. Evet. Yani işte mesela Covid diyoruz. Covid de böyle. Evet, pandemi, sistemi. Covid ve kalp yani, hastalıkları, kalp yani, sağlığı. Yani bağışıklık sisteminin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı Covid'de evet. De. Onun için bağışıklık sistemimizi korumak açısından stresi de baş etmeyi öğrenmemiz lazım. Gerektiği zaman da psikiyatrik destek almak lazım. Covid günlerinde yaşadık mı hocam hiç böyle kalp krizleri, kalp rahatsızlıkları? Tabi ameliyatlarınızı siz yani şöyle yoğun bakımlarda yatan mesela Covid geçiren yoğun bakımda hastalarda böyle ani ölümler falan çok sık gördük. Muhtemelen bu kalbi de etkiliyor. Kalp damarlarında evet. Tıkanıklıklar, işte miyokardit dediğimiz kalp kasında hasarlar, Covid ciddi kalbe etkileri var. Yani ilk başlarda bu çok bilinmiyordu. Sadece akciğer kaynaklı ölümler olduğu düşünülüyordu ama sonradan da anlaşıldı ki kalbi de çok etkiliyor. Covid hastaları, Covid-19. Evet. Yani bazı yapılan çalışmalarda miyokardit dediğimiz yani kalp kasının iltihabı neredeyse %60-70'lere varan oranlarda ve kardiyak MR'le çekilen serilerde %60-70'lere varan miyokarditler gözüküyor. Evet. Yani mesela şimdi aşı karşıtları işte diyorlar aşıdan sonra miyokardit oluyor ama 1/100 oluyor. Ama Covid geçirdiğin zaman %70 oluyor. Yani aradaki farkı varsa 1 milyon katı fark var. Yani Covid geçirdiğin zamanki kalp hasarı ile aşı olduğu zamanki hasar yani 100 binlerce kat fark var arada. O kadar çok yanlış söylentiler oluştu ki Ali Rıza Hocam. İşte o Covid'in ilk süreçlerinde verilen ilaçların dahi sanki böyle yani, evet. Kalp krizi riski doğuracakmış yani, gibi yanlış bilgiler de. Sosyal medyada da bu çok maalesef gündeme geldi. Çok konuşuldu. Yani üzücü tabii. Şu anda mesela yoğun bakıma gelen hastalar maalesef hepsi aşısız. Ve tekrar bir artış evet, olduğunu ya ve bu şu andaki genel olarak yoğun bakımda yatan hastalara da baktığın zaman %95'i aşısız. Yani anlamıyorum yani. Yani bu aşı işini muhakkak çözmek lazım. Son derece ciddi bir problem. Yani korona olan insanların yani, sonradan aşı olması da gerekiyor. Tekrar korona olmayacağım tabii. Anlamına da yani, gelmiyor. Çünkü şu tam bilmiyor mu? Yavaş yavaş artık böyle 6 ay belki artık yılda, öğrendik hepimiz koronayla alakalı. Evet, rapelleri gerekebiliyor yani. Aşı tekrarları gerekebiliyor. Belki de gerekecek bize de ileride. Yani biz şimdi mesela sağlık çalışanları 3. aşı olduk. Evet. Belki 6 ay sonra belki bir aşı daha gerekecek. Çünkü bu mutasyonlar artık daha belki dirençli gelebilir aşılara karşı. Belki bunlara karşı da aşı geliştirilecek. Tabii bu zamanla göreceğiz. Ama şu anda aşamada özellikle Türkiye koşullarında yani son derece faydalı aşı var.
bu açlığını da faydalanmak lazım. Yoksa dediğim gibi dördüncü şey geliyor gibi. Dalga geliyor gibi gözüküyor. Şu anda bir artış var. İşte bizim yoğun bakımlar başladı artmaya. İleriki belki de soracak. Belki şu anda daha erken ama belki İstanbul için söylüyorum. Böyle 50 Ekim gibi maalesef bu daha da artma ihtimali var. Ve bunun sebebi de yani en büyük sebebi de insanların aşı olmaması. Evet. Özellikle 20 milyon üzerinde aşı olmayan insan var. Ve bunlar hem kendilerine zarar veriyorlar hem de bizlere zarar veriyorlar. Çevreye zarar veriyorlar. Yani onlar yüzünden işte kapanmalar. Stres diyoruz hocam. Stres diyoruz mesela. İşte kalp sağlığında stres dedik. Korona günlerinde stres dedik. Tabii stres. Yani kalp sağlığı dedik. Kalp rahatsızlıkları dedik. İşte tetikliyor işte. Hepsi birbirini tetikliyor evet, diyorsunuz. Maalesef. Çok tetikliyor. Yani pandemide insanlar hakikaten çok stres oldu. İnsanlar hareket edemediler, kilo aldılar. Benim hastalarım çoğu hepsi kilo almış olarak geldi. Yani niye aldık? İşte spor yapamadık, yürüyüş yapamadık, dışarı çıkamadık. Kalp rahatsızlığı olan hastaların çoğu kilo aldı diyorsunuz. Ve hepsinin tansiyonu arttı. İşte kalp yetmezliği varsa kalp yetmezliği arttı. Tansiyon varsa tansiyonu daha kontrolsüz hale geldi. Şekeri varsa şekeri daha kontrolsüz hale geldi. Yani son derece ciddi bir durum. Yani insanlar işsiz kaldılar. Yani ekonomik yönü de çok ciddi bunun. Yani bunlar da düşünmek gerek lazım. Sosyal, yani gerek ekonomik, yani bir gerek aşı, kültürel. Aşı konusunda bu kadar direnç yani çok yanlış maalesef. Ve evet, insanların da kesinlikle bu bilim insanlarını dinlemelerini tavsiye ediyorum. Yani doktorlar içerisinde maalesef bu konuda hani verenler var ama bunlar çok az. Ama bu çok aza daha çok rağbet görülüyor. Bir insanlar bangır bangır her gün konuşuyoruz. Bizi dinlemiyorlar, onları dinliyorlar. Üzücü yani. Evet, buradan da ülke zarar görüyor, toplum zarar görüyor, bizler zarar görüyoruz. Peki hocam, kalp sağlığı içerisinde az önce köprüleme dediniz, stentten bahsettiniz.